Osmanlıların Fransızları yaptıkları tarihi deniz sitelerine gidiyoruz. Sonrasında Poseidon Tapınağı. Buradan geçen gemilere ışık veriyor. Ve buranın Amasya Limanı olduğunu bildiriyor. Yani 4 defa geceleri kuruyorlardı. Evet, fener şu. Evet. Poseidon Tapınağı'na şu anda geldik. Oranın içerisindeyiz. Boztepe'de hiç bilinmeyen bir yer burası. Giriş buradanmış. Bakın zaten taşlarımız orada. Yani Amasya'nın rivayete göre 7 tepeden oluştuğu söyleniyor. Evet. Ve bu tepelerden bir tanesi de Boztepe. Burası da deniz tanrısı Poseidon'un bir tapınağı olduğu. Limanımız, büyük liman, küçük liman, hemen karşıda küçük tepe. Kanalımıza hoş geldiniz. Size harika bir video oluşturacağız bugün. Neredeyiz? Amasra'da Boztepe'deyiz. Yani Alayan Ağaç diye bilinen bölgenin tam olarak olduğu yerdeyiz. Evet. Alayan Ağaç işletmecisinde sahibi Melih abi yanımızda. Evet. Melih abi merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, valla iyiyiz. Güneşli bir gün. Valla yazdan kalma gün dediğimiz. Evet. Güzel bir sezon. İnşallah sezonumuzda böyle güzel güneşli hava devam eder. Evet. Pek kar görmedik ama inşallah görürüz. Melih abi, bugün nereye gidiyoruz? Bugün Amasra'da, Boztepe'de hiç kimsenin bilmediği... Aslında yerel halkın bildiği, Fransızlar tarafından, Osmanlıların Fransızları yaptıkları tarihi deniz sitelerine gidiyoruz. Sonrasında Poseidon Tapınağı. 2000. Poseidon Tapınağı. Aynen öyle. 2000 yıllık. 2000 yıllık. Tamam, o zaman şöyle bir gidelim değil mi abi? Aynen, bir devam edelim. O zaman şimdi biz yukarı çıkmaya başladık. Hadi bakalım Poseidon Tapınağı neredeymiş ve tarihi deniz feneri var yukarıda. Oranın tarihiyle ilgili de Melih abi bize bilgilendirecek. Melih abi bizi bilgilendirecek. Hadi şöyle görelim. Buyurun. Şimdi yukarı çıkmaya başladık. Bakalım neler göreceğiz. Yukarı çıktıkça tabii Alayan Ağaç bölgesine geldiğinizde burası sessiz sakin. Çay içebiliyorsunuz, kahve içebiliyorsunuz aşağıda. Buradan da yürüyerek tabii kenarlara çok fazla yaklaşmamak gerekiyor değil mi Melih abi burada? Kesinlikle. Deprem bölgesi var, uçurumlar var, kalenin evet. Kalıntıları var. Özellikle aynen. Kale taşlarının tabii yıpranmasıyla. Evet, hatta senin ortaya çıkarttığın bazı konularda. Evet, bir haber yapmıştık evet, tabii. Kale yıkılıyor diye. Etkili oldu. Etkili oldu tabii. Buradan da Ayhan Acar'a da teşekkür ederiz. Ayhan abiyle evet, beraber Ayhan ilk abi başta biz ben gördüm orayı aslında bakarsan kale yıkılıyor diye. Evet. Sonrasında beraber haber birliği yaparak çok güzel oldu. Bir etki yaptık. Devletimizle hemen el attı konuya. Evet. Belediyemiz, kaymakamlığımız. Güzel de olacak. Evet. Şimdi abi Boztepe bölgesinde tabii insanlar buraya çıkıyor ama tabii tedbirli olmaları gerekiyor değil mi biraz? Bu bölge biraz tehlikeli bir bölge. Çünkü uçurumlar var. Araziyi bilmeyenler için biraz da sıkıntı olabilir değil mi Melih abi? Çünkü Boztepe Adası korsan ve düşmanlardan korumak amacıyla iç kale şeklinde inşa edilmiş. Evet. O yüzden surlarla kaplı. Surlarla zamanla çökmüş. Yıkıldığı için de insanlar için tehlike oluşturuyor. Evet. Bu arada burası bayağı bir rampa. Evet, gerçekten bayağı bir rampa. Manzarayı görüyorsunuz. Evet. Şu tarafa Amasra. Harika bir hava var. Hafiften de rüzgar var. Gerçekten şurada otursak da bir saat, iki saat dinlensek diyebiliriz izleyicilerimiz. Tarihi deniz feneri. Burası Boztepe bölgesi. Tabii arka taraf deprem diye uçurumlarla bilinen bir yer. Burası meteoroloji. Şimdi de hiç kimsenin bilmediği Poseidon Tapınağı'na gideceğiz ve orada bilgilendirme yapacak bize Melih abi. Karadeniz'i görüyorsunuz. Karadeniz. Bu taraf şöyle Rusya. Rusya tabii görünmüyor. Herkes efsane olarak anlatıyor. Rusya'da tavukları görüyoruz falan evet, diye evet, ama değil evet, mi? Evet, tabii, tabii. Öyle bir ihtimal yok sonuçta. Sinop'tan gözüküyor ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Karadeniz'den görme imkanımız yok mesafe olarak. Tabii şimdi burada meteoroloji gözlem sahasındayız. Evet Melih abi, burayı anlatacak olursak şöyle, ben şöyle bir kameramı ayarlayayım. Burası 1860 evet, burası. Yılında, evet, arkamızda hemen karşımıza görmüş o tarih binamız. 1860 yılında Osmanlılar tarafından Fransızlara yaptırılan Karadeniz'in ilk modern deniz feneri. Burası. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz dar tarih deniz feneri. Evet. İlk kurulduğu andan itibaren 21 deniz miline kadar buradan geçen gemilere ışık veriyor. Ve buranın Amasya Limanı olduğunu bildiriyor. 20 mil. 20 mil. Yani 1850 metre desek yani 37 kilometre. 37-38 kilometre evet. 37-38 kilometre. Doğrudur. Mesafeden görülebilir bir fener. Aynen öyle. Buranın bir özelliği de benim dedelerim, yani babamın dedeleri fenerci. İlk fenerciler ve babadan oğula gelen bir fenercilik sistemi var. Daha 2 yıl öncesine kadar şöyleydi. Babamın dedesi. Evet. Sonra babamın dayısı. Babamın dayısının oğlu.
şu an namı denen Fenerci Ahmet, eski Boztepe muhtarı ile beraber buradaki eski tarih fenercik bitti. Şu an tamamıyla elektronik sisteme döndü. Yani bilgisayar sistemine. Daha öncesinde akşamları günde 3 veya 4 defa geceleri kuruyorlardı. Evet, fener kurma şu. Sistemi. Evet. Fener önceden kurmalı bir sistem tabii, vardı tabii, abi. Tabii kurmalı bir sistem vardı. Ha. Meli abi tabii 1860 yılında yapılan deniz feneri. Önceden elle çalıştırılıyordu. Tabii tabii. Sizin babalarınız, dedeleriniz, atalarınız, büyükleriniz gelme. Burada feneri. Babadan ola geçen bir sistem var. Karadeniz'deki gemilere yön göstermek için. Evet, 20 milden geçen gemilere kadar yol veriyorlar. Yani seyir yardımcıları deniyor bunlara değil mi? Deniz fenerine seyir yardımcısı deniyor denizcilikte. Aynen. Yön bulmaları için zamanında böyle sistem, radarlar, sonarlar olmadığı için. Evet. Deniz fenerleriyle işliyorlar gemiler. Evet. Şimdi deniz fenerinin olduğu yerdeyiz. Boztepe'deyiz. Tabii ki şu uyarıyı bir daha yapmakta fayda var. Çünkü Amasra Kalesi gerçekten tarihi bir kale olduğu için özellikle Boztepe bölgesi. Evet. Kenarlarda uçurum var. Kaleye üzerlerine çıkmakın kale üzerlerine çıkmanın tehlikeli olduğunu ve uç noktalarda gezmenin tehlikeli olduğunu söyleyelim vatandaşlarımıza. Şimdi şöyle kenarlara çok kenarlara indiğimiz zaman bazı evet. Yerlerde surlar yok ama ağaçlar var. Ağaçların altı hemen uçurum. Yani 40 metrelik, 50 metrelik uçurumlar var. Evet. Tabii şimdiye kadar kazalar olmadı ama yine de insanların dikkatli olması gerekiyor. Evet. Özellikle gece vakti buraya çıkması kesinlikle, çok tehlikeli. O yüzden burası kendine gördüğün gibi insanların sessizlik, sakinlik. Hemen altımıza balıkçılar balığını tutuyorlar. Gemiler seyrediyor. Eşsiz, sessiz. Martı sesini oluşturur bir manzaramız. Evet, o zaman şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi onun duyurusunu yapalım tabii. Burada herkesin de bilmediği, benim dahi bilmediğim bir yer var burada. Pasyonat Tapınağı var, hemen tapınak var yan tarafta. Hemen yanımızda zaten meteoroloji binamız var. 1920'li yılında kurulduğu söyleniyor. Burada da daha öncesinde, 15 yıl öncesine kadar da burada memurlar vardı, müdürü vardı buranın. Ama sonra işte her şey elektronik geçtiği için evet. Şu anda kimse yok. Ama tamamıyla elektronik sistemde. Ayda bir kere veya iki defa görevli arkadaşlar geliyorlar, sistemlere bakıyorlar, arıza var mı yok mu diye sonra devam ediyorlar. Evet, gayet güzel. Şimdi Poseidon Tapınağı'na gidiyoruz. Gerçekten Amasya'da bu yerin tarihiyle ilgili de Meli abiden bilgi alalım. Şöyle buyurun geçelim, buyurun. Evet. Burası biraz rüzgarlı. Rüzgarlı bir hava var burada. Poseidon Tapınağı var şimdi. Bakalım oraya nasıl gidiyoruz. Bu bölgeler. Burası bayağı bir ot olmuş. Ot olmuş. Denizciler biraz define aramış herhalde. Öyle mi? Define arayanlar da var yani burada. Buraya kontrol etmiyorlar mı buraları Meli abi? Kontrol ediliyor devamlı kontrol altında. Ama gecenin şahit olmuyor. Geliyorlar. Yerini kazan. Tapınak dediğimiz yer burası aslında. Evet. Şurada taşlar var. Şurada gördüm. Şuradan gidiyoruz. Poseidon Tapınağı'na şu anda geldik. Oranın içerisindeyiz. Boztepe'de hiç bilinmeyen bir yer burası. Bilinmeyen bir tarih. Şimdi bu tapınakla ilgili de bakalım bilgiler alacağız. Aa evet burada taşları bulduk. Gayet burası, de burası oda gibi değil mi? Ev gibi. Tabii buranın giriş olduğu söyleniyor. Nasıl yani Meli abi? Burada yani giriş mi var? Giriş buradanmış. Bakın zaten taşlarımız orada. Giriş taşlar buradan girildi. Komple bu bölge yer altında mı yani burası? Şu an toprak altında evet. Yani toprak altında bir tapınak var burada. Tabii ama işte gördüğün gibi üzeri zamanla yıkılmış. Ana taşlar burada. Niye açmıyorlar Meli abi? Yani turizme kazandırılmıyor burası. Projelendirme yapılacak ilerleyen zamanlarda. Poseidon Tapınağı'nın tam olarak üstündeyiz. Tabii sol tarafımız eşsiz Amasra manzarası. Şu çalıların hemen arka tarafı. Görüyorsunuz Tavşan Adası. Peki, hemen yanımız meteoroloji binası zaten. Meteoroloji binası. Peki Meli abi bu tapınağın tarihiyle ilgili ne söyleyebilirsin? Yani bu tapınağın 1800 ile 2000 yıl önce yapıldı olarak biliniyor bu tapınak. Zaten eski Amasra resimlerinde gözüküyor. Hemen karşında zaten biliyorsun yine ilerleyen zamanlarda sene çıkacağımız Tavşan Adası evet. Var. Tavşan Adası'nın üzerinde bir manastır var. Evet. Bu manastırla karşılıklı aslında çakışıyorlar. Birbirine bakan. Yani Amasra'nın rivayete göre 7 tepeden oluştuğu söyleniyor. Evet. Ve bu tepelerden bir tanesi de Boztepe. Ve buranın da komple Amasra'ya hakim ve denize hakim olan en yüksek yeri burası. Ve burası da deniz tanrısı Poseidon'un bir tapınağı olduğu. Yani Amasra'ya buradan baktığı. Burada yani ne kadar kimlerin yaşadığı tam olarak net değil ama burası halk adında yani yöresi olarak biz buraya Poseidon tapınağı olarak biliyoruz yani. Poseidon Tapınağı burası. Yaklaşık 2000 yıllık bir tapınak değil mi burası? 2000 yıllık arasında olduğu söyleniyor. Evet, buralar komple zaten yerleşim yeri. Tabii, bununla ilgili. İleride de mezarlıktan olduğu söyleniyor zaten. Çünkü
Çünkü böyle yerlerin yanında hemen mezarlıklar var. Mezarlıklar var buralarda. Şuralar belki de mezarlık yani. Böyle geldiğimiz zaman zaten. Şu anda 2000 yıllık bir tarihin üzerindeyiz yani Melih abi, değil mi? Aşağıya da düşmeyelim değil mi? Baktığımız zaman da yani yolların olduğu. Her şeyi görebiliyoruz burada. Yani burada güzel bir çalışmayla. Burası turizme de kazandırılabilir. Boztepe'ye çıkan, işte Ağlar Açmayı'ya gelen her misafirimizi buraya mutlaka gönderiyoruz. Yani geliyorlar ama bulamıyorlar tabii yani, çünkü ağaçlarla kaplı olduğu için. Evet. Çalılık dediğimiz, tehlikeli dediğimiz ağaçlarla kaplı olduğu için. Bulamıyorlar ama aslında burası ayaklarımızın kapınağımız. Tabii ilerleyen zamanlarda güzel bir çalışmayla, görüyorsunuz altımızda. Evet, burası gerçekten manzara olarak harika bir yer. Çünkü görmüş olduğunuz gibi burası Amasra manzarası. Bu taraf Karadeniz. Şöyle görüyorsunuz. Bu taraf Karadeniz. Bu taraf Amasra ve Amasra'nın harika manzarası şu şekilde yani ayaklarınızın altında. Direktlik ayağı. Az aşağı doğru inersek zaten. Yalnız Melih abi, buraya çıktığımda çok etkilendim. Çünkü gerçekten Poseidon Tapınağı şehre ve bölgeye çok hakim bir noktada. Kesinlikle. Ben gerçekten bu noktaya kadar ilk kez çıktım buraya. Vatandaşlarımızın da bununla ilgili bir talep oluşturabiliriz. Belki burayı bir çalışma yapılarak turizme kazandırılabilir i̇nşallah, burası. İnşallah. Yani gördüğün gibi eşsiz manzara, Ahatlar Köyümüz, Çakgaz, Akkonak Köyü. Yani burası turizme kazandırılabilir. Ahatlar, yine belki Türkiye'nin en güzel okulundan bir tanesi hemen evet. Karşımızda. Gayet güzel. Limanımız, büyük liman, küçük liman, hemen karşıda Küçüktepe. Videomuzun sonuna geldik. Bugün size Amasra'da Boztepe bölgesinde harika iki tarihi göstermeye, anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Elimizden şu anda gelen bu, çünkü bitki örtüsü kaplamış durumda evet. Araziyi. Evet. Deniz fenerini gördük ama diğer bölgeyi görmekte biraz zorlandık. Poseidon Tapınağı'nı, tarihi Poseidon Tapınağı'nı. Melih abi var yanımızda. Ağlayan Ağaç Çay Bahçesi'nin işletmecisi. Melih abi, teşekkür ederiz. Buraya kadar sana yorduk. Her zaman. İnşallah bir sonraki günlerde Amasra'nın diğer tarihlerini de şöyle çekeriz beraber. İstersen bir dahaki yine hemen yine karşımızda gördüğümüz tavşan nasıl üzerine manastıra çıkalım. Evet. Yine o ağaçların olduğu yerde yapılaşma olan evlerin kalıntılarını görelim. Evet. Yine eskiden Amasra'nın yerel halkının bildiği şöyle bir şey var. Üzerinde büyü olan, işte yapılmış olanların geçtiği bir yarık kaya vardır adanın ön tarafında. Evet. Oradan geçelim. Bir dahaki öyle yapalım. Ne oluyormuş abi oradan geçince? Üzerindeki büyüler, işte üç harfler denilen şeylerin bozulduğu söylenir. Doğru mu? Yani benim dedelerim oradan çok gelen misafiri geçirmişler yani oradan tekneyle üzerine kalktığını söylüyorlar. Evet. Yani bakalım bu, o zaman rivayetleri bir değerlendirelim. Amasra'da yaşayan tarihi şöyle anlık olarak gösterelim. Tabii dışındaki senin izleyicin çok. Onlar evet. Gelsinler. Amasra'yı ziyaret etsinler. Evet. Biz de seninle beraber elimizden geldiği kadar sana yardım evet, edelim. Tamam. Teşekkür ederiz Melih abi. Her zaman çok sağ ol. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.